Evet, şimdiki skecimizde artık biliyorsunuz yani yaşadığımız dünyanın dışında bir de ait olduğumuz o cebimizde olan cep telefonlarından girdiğimiz uygulamalar, efendime söyleyeyim sosyal medya dünyası var. Ve aslında neredeyse yaşadığımız dünyadan daha fazla vakit alıyor orada geçirdiğimiz vakit. Yani eskinin televizyonu, vizontelesi oldu artık fontele. Fontele geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere telefon bağımlısı Hasan'ın bir gününü anlatacağız. Şu yatakta yatan Hasan. Dün gece telefonuyla oynarken uyuyakaldı. Gece yatmak bilmez sabahta kalkmak. Şu sizin arkada gördüğünüz de onun 7/24 gözünü ayırmadığı, taksitlerine binlerce para verdiği telefonu. Bu ses ne ya? Hey biri! Çok uykum var. 5 dakika daha uyuyacağım. Alarmımı erteler misin? Tamam. 5 dakika sonra kapındayım. Benimle birlikte uyur musun mesajı Muhsin Bey kişisine gönderiliyor. Hayır. Ya manyak mısın? Adam benim patronum ya. İşten kovduracaksın beni. Patron benim oğlum. Manyak mısın? Sakın kimseye söyleme mesajı şirket grubuna gönderiliyor. Hayır, iptal iptal. Kapat kendini. Bunu yapabileceğimi sanmıyorum. Ama beatbox yapabilirim. Beatbox mı? Yap bakayım. Uf dedi, paf dedi, deep paf, deep paf dedi, uf dedi, paf tamam, dedi, tamam, deep tamam, tamam. Kapat, kendini kapat. Bunu yapabileceğimi sanmıyorum. Allah'ım yarabbim, şuna 9 tane kamera koyacağınızda biri düzeltin ya, mal. Sensin mal. Geçmişini silerim senin. Oo, galerideki fotoğraflar gitti lan. Hasan zar zor uyandıktan sonra ilk iş olarak gece gelen mesajlarına bakar. Bu ne ya? Apartman grubunda 50 tane mesaj gelmiş. Herkese iyi akşamlar. Saat 11 oldu. Lütfen bu saatte bu kadar ses yapmayalım. Uyuyamıyoruz. Necip Bey, ben de uyanığım şu anda ama herhangi bir ses duyamıyorum. Nasıl sesten bahsediyorsunuz? Ayşe Hanım, daha çok ay oy gibi sesler duyuyorum ben şu anda. Lütfen yapmayalım. Necip Bey, lütfen isim verin efendim. Çünkü herkesi zan altında bırakıyorsunuz. Ayşe Hanım, ay oydan ben nasıl insan tanıyabilirim? Lütfen, burası bir aile apartmanı. İyi akşamlar bütün apartman sakinleri. Uykudan mesaj sesine uyandım, ondan geldim. Uyuyordum yani, lütfen. Böyle sesler yapmayın. Zaten yaşlı insanlar zor uyuyoruz. Ayıptır, günahtır. Aman hadi. Kız dur. Apartman grubuna mesaj atıyorum. Bekle orada. Ben apartmandaki herkes deli anasını satayım ya. Siz bakmayın öyle dediğine. Seviyor aslında komşularını. Bugün yine yoğun geçecek. Onun stresini yapıyor aslında. Hasan'ın otobüs beklerken en büyük zevki kafasını telefonuna gömüp Instagram storylerine bakmak. Arkadaşlar selam. Bugün yine çok tatlıyım. Size harika bir haberim var. Bugüne kadar oluşturduğum bütün linklerin bir araya geldiği tek bir link oluşturdum. Bu linke tıklayarak benim daha önce verdiğim bütün linklere bu linkle ulaşabilirsiniz. Linkimi buraya bırakıyorum. Sizi seviyorum. Bu ne ya? Herkes link bırakıyor. Geç ya. Arkadaşlar, az önceki story maliye tarafından yanlış anlaşılmış. Evime haciz geldi, inanabiliyor musunuz? Bu yaşadıklarımı öğrenmek istiyorsanız biliyorumun linkini de buraya bırakıyorum. Linkimi de aldı. Lan yazık oldu kıza ya. Taş gibi de kızdı vallahi. Geç. Arkadaşlar, bir önceki story'imde haciz memurunun üzerindeki tişörtü çok beğenmişsiniz. Ben de beğendim, sordum. Ama söylemedi. O yüzden haciz memurunu buraya bırakıyorum. Ona tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Ver linkimi. Ver artık linkimi. Yeter artık. Oyun eline para. Ve beklenen otobüste geldi. Annesi her gün aynı saatte aynı mesajı atar. Efendim anne ya. Ya yaz ne yazacaksın ya?
Hadi bakalım ne attın acaba? Çok merak ediyorum. Veri vereceğim, kiloları vereceğim, yemin ettim de kendime. Veri maç, thank you, veri maç diyeceğim peşime düşenlere. Veri vereceğim, kiloları vereceğim, yemin ettim de kendime. Veri maç, thank you, veri maç diyeceğim peşime düşenlere. Hasetin bende şişenlere, veremezsin de diyenlere. Ulan normalde 10 sene öncesinin videosunu atardı. Bu defa ilk defa komik bir şey atmış. Çok biliyorum ya ben bu var böyle tiplere. Keşke ÇG'de olsa. Başvurdum da almadılar. Bakalım hayırlısı olsun. Biraz da Instagram'da takılayım ya. Kim ya bu? Akyakalı kadın değil mi ya bu? Sana bir sır vereyim mi? Gel. Kimse bakmazken, kendinle baş başayken olduğun sen var ya, işte o gerçek sensin. Çok tatsız değil mi? Sonra oturduğun yerden başkalarına samimiyetsiz der durursun. Kim mi samimiyetsiz? Şimdi bana bak. Benimle birlikte derin bir nefes al. Ve ardından tekrarla. Benim güzelliğim benim elimde. Böyle bir şey değildi bu. Benim neyim benim elimde? Onu ben de delirdim bak şimdi. Bulacağım tık 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 tık. Benim İyiliğim neyim elimdeydi? Sen bilirsin değil mi? Yoo, ben seni izliyorum. Biliyorsun, söyle. Bakıyorsun orada. Ne? Ya bakmıyorsun, söyle. Ya geç bunu, geç ya. Hayır, geç şunu, dur. Hiç internette başka videomu yok ya ama. Hayır, söylemeden gitmem. Hayır. Ezra abi, bir dakika, bir söyler misiniz? Benim elimde. Hayır, lütfen. Benim elimde. Yok, benim yok. Elimde. Hayır. Hep beraber. Gerçekten öyle bir replik lütfen. Yok. Kusura bakmayın, devam edin. Virüs girildi herhalde telefona ya. Saniyeler saniyeleri, storyler storyleri kovalar ve Hasan nihayet işe gelir. Belki burada telefonunu bırakıp işine de odaklanır ha? Yok, tok diye girdi. Yandık. Hey, ben senden çok hoşlandım. O zaman bana yemek al. Ama param yok. O zaman seninle işim yok. Üzüldüm. Ah, kaza yaptım. Sana böbrek lazım. Ben veririm. Olur. Doktor bey, bana böbreği kim verdi? Bu verdi. Lan millet ne izliyor ya? He, sanki sen izlemiyorsun. Ha, yine reklam geldi. Sen de 101 kölmek oynamak ister misin? Biliyorum hepimiz 101 kölmeye bayılıyor. Ah! Çok güzel bir el geldi. Ama bana bir ara taş gerekiyor. Aha da geldi Arataş. İşte şimdi bittim. Sen de bitmek istiyorsan 101 çölmeğe endür. 101 çölmek. Hem de bedava. Ama tabii uygulama için satın almalar olabiliyor. Hepsinde var zaten. Ya bu nereden çıktı şimdi? Görüntülü aramak nedir ya? Alo Hasan. Alo. Enişte sesim geliyor mu? Alo! Enişte görüntülü niye aradın ya? Hasan sen misin? Evet benim enişte. Hayırdır ne oldu? Ya oğlum yanlışlıkla basmışım. Kusura bakma ya. Ya olsun enişte. Ben şimdi işteyim. Çalışıyorum. Sonra konuşalım mı? Teyzeni çağırıyor mu? Bir selam versin. Yanlışlıkla aramadın mı? Teyzem ne alaka? Hasan! Alo Hasan! Ne yaptın teyzem? Teyzeciğim buradayım, burada. Buradayım teyze. Ay gözüm de görmüyor ki kuzum benim. Ay, ne yaptın? Neredesin? İşteyim teyze. Ben şimdi çalışıyorum. Sonra arayayım mı sizi? He, baba. Anne, annenlere selam söyle oğlum. Tamam mı oğlum? Tamam. Haşa bu nasıl kapanıyor? Aşağıda kırmızı tuş var enişte. Ne? Nasıl kapanıyor kız bu? Ana. Arda kamerayı açtım ya. (Gülüyor)
Tamam, ben kapatıyorum, tamam. İşte bir günü daha hiçbir şey yapmadan bitirdi çocuk. Geldi öyle mal gibi bilgisayar başında, telefon başında takıldı. E bitti gün. Yine başa döndük, yataktayız. E tabii yatmadan... Biraz daha toktik izleyeyim ya. Allah'ım ne kadar yakışıklı bir erkek. Acaba ona çıkma teklifi etsem kabul eder mi? Seni çok beğendim. Benimle çıkar mısın? Çıkarım tabii ikisi de. Ancak arkada abim var. O benden daha yakışıklıydıysa. Eğer beni gerçekten sevdiysense oraya bakmazdınsa. Ya yine reklam girdi ya. Bir sürü eşleşme, çiftleşme programı var. Çiftleşme dediysem ya eşleşme anlamında söylüyorum, yanlış anlama. Ama en güvenilir bandur. Banduru yükle. Çünkü en güvenilir o. Benim bir sürü arkadaşım Bulgaristan'daki insanlar tarafından şey öldürdü, dolandırıldı. Ama banduru yüklersen sen de eşleşirsin, misal. Aa, bu kağıtları tutan kızla eşleştim ben. Düşün ben, aha bu kızla eşleştim. Sen kim bilir kimlerle eşleşirsin. Seni gidi seni. Bandır, endür ve eşleş. Bandır, eşleş. Ya dayı bir git ya. Gitti dayı. Ve böylelikle gün de bitti. Hasan çok yoğun geçen günün ardından şarjı bittiği için uyuyacak. Nereye uyuyorsun ya? Uyuyorsun ya. Bazıları yaşamaya, bazıları da izlemeye gelmiş bu hayatı. Hasan da izleyenlerden sadece biri. Siz anı yaşamak yerine telefonda kaybolurken hayat geçiyor. İyi geceler efendim. Evet, güzel hareket diyenler. Çok güzel hareket diyenler. Evet, arada ruhları duyduğum için soruyorum. Zil diyenler? Yok, zillik alış gelmedi bence. Sence Batu zillik gelmedi? Ya çünkü şöyle bir skeç, bence uygulaması çok zor bir skeçti. Yani telefon detayını, yani telefonu sahnede görmek, sahneye aktarmak çok kolay bir şey değil. Yani aslında bulunan bütün fikirler iyi ama bir şekilde tempo düşüyor yani. Yani koyuyorsun TikTok tak normal telefon hızına düşündüğünde arka arkaya bağlantısı hepsi komik ama tempo biraz düşüyor. Ama bence uygulama çok güzeldi. Sen repliğini unuttun. Repliğimi şimdi hatırladım. Yapabilir miyim? İçimde kaldı. Ama en bir şey güzel yeri de oraya ben hazırlamıştım. Bir şey söyleyeceğim. Sen ben delirdim. Hayır Tuğba sen bir replik unuttun diye hayır, bir şey oldu. Yazmıyor. Bakıyoruz öyle bir replik yok zaten. Yazmıyor metinde. Ben onu en güzel yeri balıydı orası o repliği. Ben eklemiştim. Ne replik neydi? Mutluluğum benim elimde. Tekrarla diyecek mi? Seyirci tekrarlayacaktı. Neyi? Mutluluğum benim elimde. Evet. Tekrarlamadılar. Hayır şu anda... Lütfen tekrarlayın. Şu an biz seni anlamaya çalışıyoruz. Ben 3 saat çalıştım. Ama bütün arkası seferber oldu. Lafı ne kızın hatırlatalım öyle bir şey yok. Sen kendi doğaçlamanı unutup benim lafımı verin diyemezsin. Doğrusu. Yani seni unutman ki yazılmış bir repliği unutman evet, lazım Tuba. Evet ben onu kendim eklediğimi unuttum. Ben o repliğe çok güveniyorum. Yaptın işte çok güzel hareketler devam edecek. Bir kere yapmayalım mutluluğum benim. Hayır. Bence yapalım. Yapalım mı? Ya şurada bir tane akraban var büyük ihtimal. Sen yok ya. Tanımıyorum. Ya tanımıyor musunuz? Gerçi. İnan benim. Ha, tamam ne yapmak istiyorsan yap. Mutluluğum benim elimde. Mutluluğum benim elimde. Hiç kimse bozamaz. Hiç kimse bozamaz. Ay çok güzel.